Bu sehpayı Blender'da çiz diyoruz Cloud'a. Şu anda bakalım çizmeye başlıyor. Evet çizdi ama altını düzeltmesini isteyeceğiz. Evet altını da düzeltti. Şimdi bu resmi verelim. Bunu çiz diyelim bakalım çizebilecek mi? Ne kadar başarılı olacak? Bugün yapay zeka dil modellerinden Claude ile beraber Blender'da tasarım yapacağız. Artık yapay zeka 3 boyutlu tasarım programlarına da hükmedebiliyor. Arada MCP server ile beraber iki yazılımı birbiriyle haberleştiriyoruz ve biz komutları yazıyoruz, istemleri, promptları yazıyoruz. Yapay zeka gereğini yapıyor. Yapay zeka ile konuşarak, yazışarak 3 boyutlu bir nesneyi çizebiliyoruz, şekillendirebiliyoruz, renklendirebiliyoruz. Tasarım da yeni bir boyut getirdi diyebiliriz. Bütün 3 boyutlu tasarım metodolojilerini değiştirecek bir yenilik olarak söyleyebiliriz. Evet, hemen bakalım nasıl oluyor. Cloud'a masayı yapıştırdık ve bunun aynısını yapmasını istedik. Şimdi çalışmaya başladı. Kodları yazıyor. Bizden gerekli izinleri istedi. Düz oluyor. Bunu biraz daha resimdeki gibi eğmesini isteyeceğiz. Şu anda bunun için çalışıyor. Kodları yazıyor. Bakınız şu anda tam yere 90 derece olan bir açıyla ayakları yapmıştı. İstediğimiz masayı yapmış oldu. Şu anda masa 3 boyutlu olarak tasarlanmış oldu. Şimdi ise bir kitaplık vereceğiz. Bu kitaplığın aynısını yapmasını isteyeceğiz. Kodları yazmaya başladı. Önce ekranı temizleyecek. Canvas alanını temizleyerek başlıyor. Şu anda 3 boyutlu olarak tasarladı. Blender'da tasarlamış oldu bu kitaplığı. Gayet güzel, yeterli olarak görüyoruz. Başka bir uygulamaya geçelim. Şimdi bu koltuğu çizmesini istiyoruz ve koltuk için bir şeyler çizdi. Ama çizdiği şeklin koltukla çok alakasının olmadığını görüyoruz. Yapay zeka şu anda resmi anlayıp Blender'a komut verebiliyor ama güzel şekiller çıkartmaktan uzak şu anda. Şimdi bu mutfak dolabını çizmesini isteyelim. Bakalım başarabilecek mi? Çizim alanını temizleyerek yine başlayacak ve mutfak dolaplarını tasarlamaya başlayacak. Düşünüyor şu anda, düşünüyor nasıl yapacağını, kodları yazıyor, planlıyor, çizim alanını temizledi. Kodları yazmaya başlıyor ve yazdığı kodları Blender'a gönderip gerekli tasarım şekillerini ortaya çıkartıyor. Evet, baktığımız itibariyle bir şeyler tasarladı. Tasarladığı şekiller tabii şu anda bizim verdiğimiz şekilden uzak. Bir tane de dişli tasarlamasını istedim ama baktığımız itibariyle dişli tasarla dedim. O çok farklı bir şey tasarladı. Buradaki dişli ile alakası yok. Birkaç kere kodu yazıp revize etmeme rağmen istediğim sonucu elde edemedik daha. Bu videoda Blender ile Cloud 3.7'yi konuşturduk. MCP server üzerinden konuşturduk ve istediğimiz sonuçları aldık. Şu anda tasarım dünyası için bir eşik diyebiliriz. Yapay zeka tarafında istediğimiz istemleri giriyoruz, promptları giriyoruz ve o gerekli komutları Blender'da yazıyor. Tabii şu anda yeni bir teknoloji olduğu için çok yeterli değil. Basit şeyleri, kitaplık gibi, sehpa gibi itemleri tasarlayabiliyor ama mutfak dolabı gibi, kompleks mutfak dolabı gibi ürünleri tasarlarken özellikle zorlandığını görüyoruz. Dişliği bile tasarlamakta zorlandığını görmekteyiz. Tabii yeni bir teknoloji olduğu için bunu hoş karşılayabiliriz. İleride çok daha gelişeceğini söyleyebiliriz. Midjourney resim üretme programı ilk başta çok çok kötüyken bugünlerde çok güzel, harikulade mükemmele yakın resimler üretebiliyor geçen 1,5 sene içinde. Bunun için bu teknolojide yavaş yavaş artık tasarımın yerini almakta. Birçok insan artık tasarım bilgisi sahibi olmadan da birçok 3 boyutlu cisimleri tasarlayabilecekler, nesneleri tasarlayabilecekler. CAD/CAM yazılımları için, bilgisayar destekli yazılımlar için bir devrim olduğunu söyleyebiliriz. Artık bunu da öğrenmek gerekecek. Tasarım öğrenmek isteyen kişiler yapay zeka ile beraber çok daha hızlı bir şekilde tasarımı öğrenip belli şekilleri, belli seviyelere getirebilecekler. Ben DeepMind'dan Yunus Makas. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.